Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bu video serisinde .NET Core ile nasıl web geliştirebiliriz? MVC yapısı nedir? Nasıl kullanılır? Çok kısa bunlara değineceğim. Bu çok yeri seviye olmayacak. Sadece giriş seviyesi bir eğitim olacak. İlk videoda da gördüğünüz gibi şu an zaten ekranımda gördüğünüz üzere gerekli ortamların kurulumunu yapıyor olacağız. Şimdi gelin videoya geçelim. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye, bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. Nefret ettirdiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de doluyor. Yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Google'ı açtım ve Visual Studio Installer download yazdım. İlk çıkan şeyi buradan tıklayacağım. Visual Studio Microsoft tarafından geliştirilen bir IDE olup geliştirdiğimiz kodları hızlıca derleyip çalıştırabilmemizi sağlayan editörün biraz daha ileri versiyon olarak düşünebilirsiniz. Bu arada biraz hastayım, kusura bakmayın. Bu yüzden sesim biraz kötü çıkabilir. Bazen öksürebilirim. Öksürmemeye çalışacağım çünkü kulaklıkla dinleyenler için çok sıkıntı oluşturuyor. Buraya geldim. Şuradan community kısmından free download diyorum ve bir exe dosyası iniyor. Ben şu an tekrar indirmeyeceğim bunu indirdiğim için. Bu inen exe dosyasını açıyorsunuz daha sonra. Açtıktan sonra da karşınıza şöyle bir şey çıkacak. Buradan ASP.NET Web Development seçeneğini seçip şu gördüğünüz .NET Framework 4.8, Cloud Tools vesaire şu benim işaretlediklerimin hepsinin işaretli olduğundan emin olup installlayıp indirme işlemini tamamlıyorsunuz. Ve böylelikle Visual Studio kurulmuş oluyor. Bunun içerisinde C# ve .NET de zaten kurul olarak geliyor. Bu dediğim paketi indirip kurarsınız. İkinci olarak da SQL Server 2019 var. Burada SQL Server 2019'u ben bu eğitim içerisinde kullanacağım. Gördüğünüz yerlere gidip Microsoft and Evil Center unutmazsam ben bunu zaten açıklama kısmına da koyacağım ama unutabilirim. Çünkü bu videoyu şu an çekiyorum. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 11'i falan. Ama ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Bu bağlantıya gidip şuradan 64 bit exe'yi indirmeniz gerekiyor. Bu exe'yi indirdikten sonra da bu exe'yi açıp next ileri ileri deyip normal kurulum yapıyorsunuz. Herhangi bir yerde bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Kurulum işlemini yaptınız mı? Yaptınız. Sırada üçüncü bir aracımız SQL Server Management Studio var. SQL Server Management Studio'da adından da anlayacağınız üzere bizim veri tabanını yönetmemizi görsel olarak bize göstermeyi sağlayan bir araç. Bunun için de yine şuraya gelip şuradan download SMMS deyip free download falan filan deyip buradan indirip yine aynı şekilde bir ilgi dosyası olarak iniyor. Hatta ben daha indirmiştim. Ben de şu an kurulu olduğu için tekrar kurmayacağım. Next, ileri diye kurulum yapabilirsiniz. Ortamdan ortama, bilgisayardan bilgisayara kurulum yaparken hatalarla karşılaşabilirsiniz. İlk başta bu hataları kendiniz çözmeye çalışın. Stack Overflow'da falan araştırın. Eğer işin içinden çıkamazsanız yorumlara yazın. Ben de bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışayım. Kurulum işlemlerini tamamladıktan sonra da artık yavaştan gerekli ortamları oluşturup kodumuzu yazmaya başlayacağız. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videodan devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye, bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. Nefret ettirdiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de doluyor. Yok çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.